Evet, merhaba sevgili izleyenler ve sevgili eşim Ayşe. Bugün sizlere Katip Bartleby diye bilinen ama okunmuşu Bartleby. Katip Bartleby, Herman Melville'in Katip Bartleby'sinden. Katiple birlikte zor söyleniyor hakikaten. Ben bilmiyorum. Ben Bartleby falan demeyeceğime eminim. Bartleby diyeceğim. Sen artık Tamam, arada inşallah. birbirimizin söylediklerini söyleriz falan. Bu şekilde programın sonuna geliriz. Ama Eyvallah. ben denemeyi düşünüyorum. Okunduğu gibi söylenmeyi düşünüyorum. Okunduğu gibi söylenecekse Bartleby demen lazım. Yazıldığı gibi söylemeyi düşünüyorum. Evet, Herman Melville. Okuduğum gibi aslında söylemeyi. Evet. Eyvallah. Sen ne dersen doğrudur abi. Sen haklısın. Estağfurullah. Bu İngilizler okumayı bilmiyor zaten, biliyorsun yani. Evet. Bir kere Ç harfini icat edememişler. Devam edelim. Daha doğrusu başlayalım. Herman Melville'den bahsediyoruz. Küçücük bir kitap var zaten elimizde. Katip Evet. Bartleby. 1819'da doğan, New Yorklu varlıklı bir ailede dünyaya gelen bir yazar bu. Yani bayağı bir şey. Ama babası daha 13 yaşında ölmüş. 1832'de ölmüş. Daha 13 yaşında, kendisi 13 yaşındayken öldüğü için babası babasız büyümüş bayağı bir. O yaşa kadar da eğitim görmüş. Gitmiş bir ticaret gemisine 1839'da, daha sonra 1840'da limanlardan açılmış balina avcılığına çıkmış. O dönemler mi meşhurdu balina avcısı? Şu Moby Dick falan o zamanlar mı? Aynen öyle. Zaten orada yazıyor Moby Dick'i de Herman Melville. Şimdi bu kitap Herman Melville'in daha diğer kitapları gibi böyle macera, gezgin, açık havaalanı Hiç işte değil. hiç değil. Bu kitap bildiğin ofis kitabı. Ofiste geçen bir kitap. Güzel bir kitap ama. Neyse. Sonra ilk hikayelerin işte o şeydeyken yazmış, gelmiş. İşte Moby Dick'i de 1851'de yazmış zaten. Başarılı oldu ama birçok eleştirmen tarafından popüler kitaplar yazdığı için eleştirildi. Ne düşünüyorsun bu hususta? Yani Yani o dönemi edebi... bilmiyorum ama popüler neden popüler? Yani işte edebi eser kategorisine sokmak istemediler. Popüler, günlük, Wattpad gibi düşün bugünün. Öyle bir Doğal şey bir olarak kabul felsefi var, ettiler. Tabii absürt ki, tabii ki. Yani o felsefeyle. zamanında anlaşılmamış bir adam yine Evet. karşımızda. Onu söylemek istedim. Amerikan romantizminin önde gelen simalarından. Katip Bartleby'nin tarihsel bağlamından söz etmek istiyorum. Şimdi biliyorsun kitap işte, nerede geçiyor hikaye? New York borsasında, Wall Street'te geçiyor. Hani orada bir avukatın, daha doğrusu mühürdarlık bürosu diye geçiyor kitapta da, avukatın yanında çalıştırdığı katiplerle olan münasebetlerini anlatıyor daha çok kitap. Ama bu menkul kıymetler borsası 1817'de kuruluyor ve ardından hızla büyüyor. İşte ilk 10 yılında 4 kat artıyor, ardından 4 yıl sonra da işte 50 kat büyüyor, yani hızla büyüyor. Gerçekten. Ve şöyle bir şey var. Bu büyüme birçok insanı çiftçilikten, işte macera perestlikten ve hatta doğa ile ilgili tarımdan vesaire ayırıp kırsal alanlardan şehirde bir yoğunlaşma durumu söz konusu. Tezgahtarlık gibi masa başı işlerde. Ondan sonra işte bizim kahramanımız Bartleby bir karakterini örnek olarak kullanacak olursak da işte katip olma gibi kariyer sevdalısı tipler doğurmaya başlıyor. Yani tarihsel bağlam olarak bu benim söylediğim hakikat. Tabii Kitapla tabii. kitap Aynen öyle. hikayesi değil. Yani bir kariyer planlamasında birçok değişiklik, algı noktasında söz konusu. Bu da aslında bir doğadan kopuşu sembolize ediyor. Yapay olanın psikolojide oluşturduğu çatlaklıkları belki de tetikliyor diyebilirim. Yani birincil olandan doğadan ikincil olan yapaya geçiş sürecinde. Belki de Bartleby'nin yaşadığı sıkıntıları bu şekilde anlamlandırabiliriz. Bu bir yorumdur. Duyarsızlığını. Ya, bu bir yorumdur tabii. Şimdi hemen özetini anlatalım ki bu Amerikan romantizminin önde gelen kitabının neyle ilgili olduğunu ve ne anlattığını hemen izleyicilerimize söyleyelim. Çünkü yani küçücük bir kitap ama işlediği temalar itibariyle gerçekten dolu bir kitap yani. Ve tarihte birçok isme öncülük yapmış bir kitap. Bak, aklına hemen gelebilir. Albert Camus. Evet.
Albert Camus, evet. Yabancı değil mi? Evet, ona kesinlikle. Yine Kafka'yı derinden etkilediğini düşünüyorum. Davası var ya hani davası. Evet, aynen. Buradaki bürokrasiyi orada şeye koy, hukuk alanına, adalet alanına koy. Evet. Buradaki işte ofisi orada bürokrasiye koy ya da ofis şeyini. Sonra yine yani çok sevilen bir dizi var, bilirsin. Ofis diye bir dizi var. Evet. Yine işte Glenn Ross diye bir film vardı. Ofis'te geçen komedi tarzı diziler ve filmlere de öncülük yapmış bir kitap. Çünkü kitap her şeyden önce mizahi yönü de ağır basan bir kitap aslında. Ama gel gelin ki içinde barındırmış olduğu derin dramasıyla, derin trajedisiyle de bizi gerçekten zorlayan da bir kitap. Ve anlama noktasında, insanı anlama noktasında, bu insan neden böyle, niçin böyle yapıyor noktasında da hem anlatıcı avukatı hem de bizi ya Bartleby niye böylesin, nedir senin derdin noktasında. Bunların işte temalarında da yine açacağız, konuşacağız, bu girizgah olsun. Hemen özetine, 1800'lerin ortasındayız efendim. Ne var? Wall Street hikayesi demiştik. Bu Wall Street hukuk bürosunda geçiyor hikaye. Mühürdarlık bürosu. Ne yapıyorlar bunlar? Daha çok işte nedir? Dilekçeleriydi, işte hukuki belgeleriydi, tapusuydu, şu suydu, bu suydu. Bunların işi çoğaltmak. Çünkü fotokopi yok o zaman. Hı hı. Evet. Fotokopi yok. İşlerden anlayan bir avukat var başta. Kendisinin yaşlıca bir adam olduğunu, oldukça yaşlı diyor kendisinden ama söylemiyor. Biz anlamıyoruz yani ne kadar, benim kadar mı? Oldukça yaşlı. Yok canım, estağfurullah. Hayır. İşte o oldukça ifadesi özellikle İngilizce'deki bir müpemlik belirtir biliyor musun? Yani yaşını başını almış. Geçmişten sonrası için mi mesela? Değil oldukça. İşte. Değil. Oldukça ifadesi yani neye göre oldukça? Evet. Neye göre oldu? 70'ten sonrasını saymıyoruz gibi. Bilemiyoruz biz adamın kaç yaşını. Zaten kitabın bir şeyi de teması da müpemlik üzerine kurulu. Evet. Ona da orada geleceğiz. Nihayetinde ismini hiçbir zaman açıklamayan bir avukatla başlıyor ki kitapta tek bir kişinin ismi var. Kim? Ya. O da başlığı Bartleby. Bartleby. Evet. Diğer karakterlerin isimleri yok. Bu avukatın bürosunda iki tane yazıcı ve bir tane de çocuk var. Çocuk dediği genç delikanlı diyor da daha 13 yaşında. Demek ki 13 yaşındayken ben mesela orayı okurken 13 yaşında ya delikanlı yazılmış falan diye şey yaptım. Evet, çünkü şartlar onu gerektiriyor 1800'lü yıllarda. 13 yaşındaki bir çocuğa tabii. Daha çocuk bu deyip tabii. Birçok sorumluluk ama yine de ayak işlerinde kullanılan bir çocuk o. Evet. İki tane şey var bu avukatımızın. Bir tanesi katibi var. Bir tanesi kendinle hemen hemen yaşıt bir adam. Onun adı Hindi. Ama tabii ki adı değil. Takma adı. Hı hı. Hindi. Diğeri ise Kerpeten. O da biraz daha genç. Biraz daha böyle zıpkın böyle. Yalnız Hindi ile Kerpeten'in bir de yanında dedim ya 13 yaşında bir çocuk var. Onun da adı Zencefil. Neden Zencefil? Hindi ile Kerpeten işte köşe başında satılan zencefilli kurabiyelerden alması için durmadan çocuğu gönderiyorlar. O yüzden onun adı da Zencefil. Yeni bir çalışan almak istiyor. İşler yoğunlaşmış. Bizim avukatımız ya da ne bileyim mühürdar bürosunun sahibi. Ya da avukat noter da, yani. Noter de diyebiliriz evet. Yani ben avukat diyeceğim çünkü hukuk bürosunun başında avukat olurdu o dönemde. Noterlik diye ayrılmaz. Hayır ben İngilizcesinde baktım The Lawyer yazıyor. Hmm. O yüzden rahat bir şekilde avukat diyebilirim. Evet. Türkçe çevirisinde hiçbir zaman avukat ifadesi geçmiyor bu arada. Ha. O yüzden bunu açıklamak zorunda kaldım. Birisi geliyor, Bartleby geliyor yani. Röportaj diyorum, mülakata. Mülakatta konuşuyorlar. Avukat diyor ki tamam diyor benim aradığım bu. İşine yarayacak bir tip olarak görüyor onu. Sessiz, sedasız, bütün sakin. Bütün işleri yükleyebilirim gibi. Ya da... Yok, öyle bir şeyi yok avukatın. Böyle bir yapısı yok. Onu da inşallah şeyin sonunda tartışalım. Özetten yani sonra tartışalım temalarda. İyiliğin sınırı, hayırseverliğin sınırı ne olmalı konusunda. Nihayetinde... Yani bir acıma da mı var onu tercih etmesinde? Yok. Gerçekten işe yarayacak bir adam olarak düşünüyor ve alıyor işe. Nihayetinde Bartleby muazzam bir yazı kalitesi üretiyor ilk 3 günde. Müthiş yazıyor böyle çalışkan. Harika bir çalışma alışkanlığı var ve gerçekten katı bir hevesli olarak gösteriyor kendisini. Gerçekten de öyledir belki.
Bilemiyoruz. Bartleby'yi hiç tanıyamadık zaten kitap boyunca. Nihayetinde Bartleby patronu bir kağıtta hata olup olmadığını düzeltmesini istiyor. Ya da ne bileyim beraber topluca şeyden bahsetmek lazım elemanlardan buraya geçmeden önce. Çünkü ilk önce onları tanıtarak başlıyor. Hindi dediğimiz kişi diyor onunla şey olan öğleden önce işe yarıyor diyor. Evet söyledim. Hatırlıyorsun değil mi? Öğleden önce işe yarıyor. Öğleden sonra içmeye başlıyor yemekle birlikte. Hı-hı. Kafayı buluyor. Çok işe yaramıyor. Mürekkepler dökülüyor vesaire. Hatta bir ara kendisine söyledim. Öğlene kadar çalış falan diye. Öğlene kadar çalış işinize yarıyorsam öğleden sonra da burada durma hakkım olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Diye ben de kıramadım diyor. Kerpeten ise öğleden sonra işe yarıyor. Öğleden önce pek bir işe yaramıyor. O da böyle kıyafeti düzgün, bıçkın gibi bir delikanlı. Böyle tuhaf tuhaf arkadaşları var. Yani böyle senet sepet mafyasıyla da bir alakası olduğunu hissettiriyor böyle hafiften. Nihayetinde bu ikisini öğleden önce ve öğleden sonra çalıştırıyor. Hatta Bartleby ile ilgili anlaşmazlıklar çıktığında hangisine ne yapalım şimdi biz bunu diye sorduğunda öğleden önce olup öğleden sonra olmadığına veyahut da hangi zamanda olduğuna göre bunların tavırları bile değişiyor. Birisini işte şeye sindirim bozukluğuna vurduruyor. Özellikle kerpeteninkini. Hı hı. Ötekininkini ise biraz daha böyle niye böyle öğleden önce çalışkan öğleden sonra şey onu da işte bağımlılık zaten içki. Ama içkiyi vurgulamıyor hiçbir kitapta. Başka bir şey söylüyor orada onu. Hatırlarsam söylerim. Şimdi devam edelim. Yani böyle iyi niyetli de bir avukat var yani aslında. Evet. Nihayetinde daha dediğim gibi... yani. O çalışmalarını bekliyor ama böyle %100 bir insani yönünü de göz ardı etmiyor. Etmiyor. Aynen öyle. Yani mesela kitabın çok ciddi anlamda kapitalist çalışma ahlakına karşı bir tepki olduğuna dair yorumları var. Tamam mı? Ama gerçekten karşımızda katı bir kapitalist patron yok yani. Evet. Ha, böyle bir şey var mıdır? Vardır. Çünkü bürokrasi dediğimiz şey iş yerlerinde her şeyi tek düzeleştirir. Yapılması gerekenler vardır, onlara uyulması gereken kurallar vardır. Ve bu kurallara uymamak ciddi derecede bir sömürülmeye doğru da götürür o kuralların kendisi. Ve Max Weber de bunu otomatize bir hale getirmiştir. Her şey yazılı olacak, patron hiyerarşik bir düzen olacak. Gayri şahsi olacak. Bak bu çok önemli. Hı-hı. Köyde biliyorsun her şey şahsidir. Evet. Anlaşırsın, seversin, sevilirsin. Şehir öyle değildir. Gayri şahsidir. Yazılıdır. Senete bakar. Anlaşmaya bakar, sözleşme metnine bakar. O yüzden avukatlık bürosu burada özellikle seçilmiş bence. Kitabın Herman Melville'in yazarının bize anlatmaya çalıştığı şey itibariyle bir hukuk bürosunun seçilmesi harika bir tercih bence. Yani bir fabrika seçilseydi nasıl olurdu? Çok daha değişik olurdu. 16 saat çalışma şartları olurdu. Farklı. Yani yapmamayı tercih ederim. Yemezdi. Evet. O da kabul ediyor zaten böyle bir şeyi. Devam edelim. Bunlar ne yapıyor? Yazılan şeyleri karşılaştırma yapıyorlar. Bir araya geliyorlar. O birisi okuyor, diğeri de ona takip ediyor. Burada hata var deyip düzelttirme gibi. Yalnız bunu yapması gereken, yazmış Bartleby, bunu yapması gereken yerde diyor ki işte lütfen buraya gelin, işte kağıtta hata var mı yok mu inceleyelim. Ne diyor Bartleby'nin meşhur lafı? Yapmamayı tercih ederim. Aynen öyle, yapmamayı tercih ederim. Seni yap diye aldılar ama. Kafasında Bartleby'nin, ben öyle anladım ilk baştan tamam mı, bunu bir pasif direniş olarak düşündüm. Hı hı. Kafasında bir katibin yapması gereken şey sadece o kopyayı çıkartmaktır. Hı. Şeklinde bir görev tanımı yerleştirmiş Bartleby. Hı hı. Onun dışında herhangi bir şeyin ona dayatılmasına tepki verdiğini düşünüyorum. Angarya olarak görüyorum. Tabii ki. Tabii yani ki. Kendini iş tanımına uygun işleri versen sabahtan akşama kadar yapacak belki ama tabii, iş tanımı tabii. Dışında verdiğin... Aynen. Zaten film orada kopuyor. Hı hı. Yapmamayı tercih ederim. Çağırıyor diyor ki işte bu yapmamayı tercih ederim diyor. Ne diyorsunuz diyor. Öğleden önce olup olmadığına göre birisi biraz daha böyle mutedil, diğeri ise dövün onu falan filan diye cevap veriyor. Sonra ne yapıyor? Diyor ki herhalde yanlış duydum, tekrar soruyor. Yok, evet. Yapmamayı tercih ederim.
hakikaten adam öyle diyor. Diyor ki kovsam mı bunu falan filan. Ondan sonra diyor ki dur biraz mantıklı olalım. Bu sektörde diyor bir grup olarak hataların, kopyaların tekrar gözden geçirilmesinin bir teamül olduğunu, işte bunun için çok nezaketli bir davranış olacağını Bartleby dil döküyor orada. Dinliyor ama yardım etmeyi tercih etmediğini söylüyor. Yardım etmemeyi tercih ederim diyor. Yani evet, bunu ya o zaman zaten dediğin gibi de gerçekten görev tanımının dışında düşündüğü için bunu yardım olarak ifade ediyor ve bu yardımı reddediyor. Evet, aynen öyle. Bartleby'yi bir kez daha kovmayı düşünüyor avukat ama başka meselelerle meşgul olduğu için kafası orada kalıyor bu mesele. Başka bir gün geliyor, diyor ki işte şeye doğru koş, zaten faydalı da ya, çok güzel yazıyor yani. Başka bir şey için oraya git, işte zencefil de gitmiş yok ortalıklarda. Bir ayak işi yani, tamam mı? Bir koş getir falan. Cık, yapmamayı tercih ederim. Yine başka bir iş bak. Evet. Katiplik değil. Allah'ım ya Rabbim, ne yapacağım ben bunu deyip düşünüyor adam, diyor ki yani yine vicdan yapıyor, bırakıyor bunu. Bir pazar günü kiliseye gidiyor bizim anlatıcımız ve avukatımız, yani patron. Diyor ki ya erken gitmişim, biraz şeye uğrayayım da vakit geçireyim. Ofise. Ofisin kapısını çalıyor. Ondan sonra, yok kapısını niye çalsın? Anahtarıyla açmaya çalışıyor. Diyor ki ofisimde 3 tane anahtar vardı zaten. Biri bende, birisi Hindi'de. Diğerinin kimde olduğunu da bilmiyordum diyor. Tamam mı? Açmaya çalışıyor ama arkadan zorlandı diyor, açılmadı diyor. Ondan sonra bir anda diyor kapı açıldı. Katip Bartleby'nin kafası göründü. Benden özür diledi. Birkaç dakikaya ihtiyacı olduğunu, biraz dolaşıp gelmem gerektiğini tercih ettiğini söyledi diyor. Ve böyle de yapıyor. Hakikaten birkaç dakika ihtiyacı var ya adamın. Bizimki dolaşıyor, geliyor işte ulan diyor ne kadar yalnızdı bir adam diyor ya. Demek ki diyor yani burada yaşıyor. Geceleri de çıkarken hiç görmüyorum zaten onu. Adam resmen bizim büroyu ev haline çevirmiş. Yalnızlığını düşünüyor. Acıyor ona ilk önce. Daha sonra ise ilk baştaki bu acıması ne haline dönüyor? Bir tiksinti haline dönüyor. Ya bu kadar da olmaz ki yani. Diyor ki yani yoksulluk, yalnızlık, eyvallah da. Yani tedavisi olmayan bir akıl hastalığına mı yakalandı bu acaba? Gibilerinden düşünmeye başlıyor. Öfke ve tiksintiye sebep oluyor bu düşüncesi. Sonra diyor ki ben bunun hakkında biraz özel bilgiler edineyim. Kimi var, kimsesi var bir öğreneyim de. Yani en azından yardım bulayım gibilerinden. Şey yapıyor, öğrenmeye çalışıyor. Kim var, kim var? Bunlardan söz etmemeyi tercih ediyor biz bu sefer Katip Bartleby. Anlatmamayı tercih ediyor. Diyor ki ulan ben seni o zaman cömert bir kıdem tazminatıyla kovayım. Tamam mı? Ertesi gün çağırıyor, işte ailesiyle ilgili kişisel gelişmişti dediğim gibi hiçbir şey söylenmiyor. Biraz mantıklı ol diyor ya. Biraz şey yap buraya yani. En nihayetinde Bartleby bunun üzerine geldiğini hissedince şeyi de bırakıyor. Katipliği de bırakıyor. Bir gün sonra Bartleby tamamen işi bırakıyor. Ha bu arada Bartleby'yi aldığı yer kendi odası, bir paravan koymuş sadece. Çünkü hemen lazım olduğunda ona seslenebileyim diye. Böyle bir tarafı da var. Kendi odasında paravanın ötesinde bir adam. Kendi çalışma ortamından bahsederken de vurguladığı çok önemli bir şey var. Bir tane pencere var, o da simsiyah bir duvara bakıyor. Yani manzara falan yok şeyde, ofiste. Tam bir ofis şeyi yani. Ya başını kaldırdığında nefes alacak bir gülüm. Tabii aynen öyle. Bartleby tamamıyla bırakıyor, diyor ki işte ben sana diyor madem çalışmayacaksın, işte yazsana, yok yapmamayı tercih ederim. Madem çalışmayacaksın al şu 20 dolar. O zaman için müthiş bir para. 20 dolar bu arada. Çok çok cömert bir miktar. Şimdi az mı ya? Amerikalılar için az değil. Az. Aynen. Avukat diyor ki işte bakın diyor ben çıkıyorum diyor. Akşama evime gidiyorum. Size de diyor bırakıyorum. Anahtarı paspasın altına bırakırsınız. 20 doları da buraya bırakıyorum. Lütfen diyor yarın sabah geldiğimde sizi burada görmemiş olayım diyor. Tamam mı? Çok nazik. Çok. Ondan sonra eve gidiyor, evde düşünüyor. Ne kadar güzel bir yol buldum kendime diyor. İşten çıkarmayla ilgili. Çünkü daha önce de düşündü.
yaka paça atsam kendi itibarım söz konusu. Yazık da adama, acıyor da. Vicdanen de kaldıracak bir yapısı yok. Tabii yani. Aynen öyle. Polis çağırsam gene acırım. Yani hiç gerek yok. Gibilerinden yani hafta sonu bir de girmiş araya. Pazartesi döndüğümde diyor çok rahat bulacağım. Sonra tam pazar akşamı uyumaya yakın içi içini kemirmeye başlıyor. İyi de diyor benim söylediğim her şey mantığa dayalı diyor. Ama diyor Bartleby'nin her şeyi tercihine dayalı. Yani içini bir kurt kemirmeye başlıyor. Hakikaten herkesten önce geliyor. Haydi bakalım Bartleby gerçekten orada yani pazartesi sabahı da. Diyor ki ya yapma etme işte hiçbir şey de. Ve orada var ya hakikaten sadece yediği o zencefilli kurabiyeler. Para biriktirmiş arada bir bakmıştı. Ama yani onlara da dokunmuyor. Adam sadece duvara bakıyor ya. O siyah duvara, pencereden siyah duvara bakıyor. Ölü gibi, ceset gibi. Kendisine bir şey söylediğinde ya sessiz ya da yapmamayı tercih ediyor. En nihayetinde diyor ki bak diyor iki seçeneğimiz var. Ya sen gideceksin ya ben gideceğim. Adam artık tamam mı? Burası artık daraşmalı. Bize işlerimiz için yetmiyor. Ben taşınıyorum diyor. Lütfen diyor kimseye zorluk çıkarma sen de git buradan. Hakikaten adam Bartleby yüzünden taşınıyor başka bir avukatlık bürosu açıyor yani başka bir yerde. Ve şöyle düşünüyor giderken. Bundan sonra diyor artık diyor ya ev sahibinin ya da yeni kiracıların sorunu olur diyor Bartleby. Yani gerçekten de öyle. Bir hafta sonra birileri geliyor adamın kapısını açıyor diyor. Diyor bunu alın ha buradan. Bunu bırakmışsınız. Bunu unutmuşsunuz. Demirbaşı unutmuşsunuz. Yani adam işte geride bıraktığı Bartleby'yi görmeye gidiyor mecburen. Onunla konuşuyor. Yeni bir iş vereyim sana diyor. Hatta diyor gel benim evimde kal diyor ya şu insanları bir rahat bırak. Ama diyor yani birçok hayırsever teklifte bulunuyor ona. Şu işi bitirelim artık diyor yani. Nihayetinde Bartleby yine yapmamayı, burada kalmayı tercih ederim diyor. Hareket etmemeyi tercih ederim. Nihayetinde adamı koymuşlar aşağıda bir yere merdiven boşluğunda. Herkes rahatsız oluyor adamdan. Zaten taşınmasının sebebi de ne biliyor musun? Tamam lanet olsun ben Hristiyan duygularımla hareket ediyorum diyor. En başta değil de son taşınmaya karar vermeden önce. Ama gel gelelim ki onun meslektaşları ikide bir diyor ki bu ne? Bu ne burada Allah aşkına yani? Sen mecbur musun bunu beslemeye sen? İşte bir sır vardı atamıyor musun? Yok efendime söyleyeyim kendisi orada değilken başka birileri gelmiş bir şey söylemiş adam yapmamayı tercih etmiş falan. Bu öyle bir savsaklık mı olur? Bunu niye tutuyor bu? Ciddi anlamda işine zarar verdiğini düşündüğü için artık böyle o hayırseverlik noktasında madem bırakın gideyim demişti. Bu sefer de yine işte evde kal şuydu buydu ama yok. Yine ne yazık ki Bartleby bu jesti de kabul etmiyor. Nihayetinde Bartleby'yi polis çağırmışlar. Şeye, bir tane de mapushane var. Yörenin meşhur bir mapusları. Adı da Tombs. Tombs mezarlığı diye geçiyor. Tombs ne demek? Mezarlar. Mezarlar. Hapishanesi. Yani Tomb. Yani Tomb. Tomb. Tamam ben bunu anlıyorum. Tomb Raider diye bir şey vardı. Mezar soyguncusu. Filmi de Angelina Jolie oynamıştı ilk filmlerinde. Sonra başka birisi oynadı. Oyundan uyarlama falan. Her neyse devam edelim. Şeye benzedi. Hababam sınıfı ayrıca. Bakınız. Evet. Oraya göndermişler adamcağızı. Gidiyor. Diyor ki yani ne yapıyor ne ediyor bu diye. Küsmüş bizimkine. Sırtını dönmüş. Duvara bakıyor orada da. Yeşil çimenlerin üzerinde. Avluya koymuşlar. Sakin bir adam diye. Onunla konuşmaya çalışıyor. Diyor ki işte bak senin için diyor şey yapacağım. Sen bana keşke bir söylesen. Seni birileri alsa buradan falan filan. Acaba bir doktor getirmeyi düşünüyorlar mı? Hiç düşünülmüyor çünkü 1850'den bahsediyoruz. Yani bilmiyorum psikiyatri Amerika'da nasıldı o sırada yani. Yani fiziksel, psikosomatik bir hastalık mesela olmadığı deli, müddetçe. Tırnak içerisinde deli dediklerini ne yapıyorlardı? Yani kim ilgileniyordu onlarla? Bilmiyorum yani Amerika'da. Evet, Osmanlı'yı sorsam bilirim. Onun için bizim gerçekten timarhanelerimiz vardı. Timar, evet.
Ama onlar için bilmiyorum nasıl bir kurumsal yapıya büründüklerini. 1850'li yıllar, daha yeni çıkmış iç savaş yani. Şey, savaştan yeni çıkmışlar. Nihayetinde adam orada işte bir başka birisi geliyor, diyor ki arkadaşın mı o, senin akraban mı nedir falan filan, işte diyor ki yemek yemesi lazım, istersen sen beni gör, ben de onu görürüm. Bayağı da bir para veriyor orada ona giderken. Bir dahaki gidişinde ise Bartleby'yi yine yatmış bir vaziyette görüyor. Hiç yemiyor senin arkadaşın, ben ona veriyorum, yemiyor diyor yani. Yememeyi tercih ettiğini söylüyor. Tamam mı? Bizimki gidiyor yanına, yanaşmaya çalışıyor. İşte bakıyor, gözleri açık bir vaziyette, öyle sessiz sedasız hareketsiz bir şekilde yatıyor. Öldüğünü de yazmıyor, öylece bırakıyor. Ama öldüğünü anlıyorsun hani az çok yani. Yaşamamayı tercih etmiş. Yaşamamayı tercih etmiş, aynen. Şöyle bir ifade geçiyor burada, ben öldüğünü oradan anlıyorum. Çok hoşuma gitti. Aa, uyuyor değil mi? Krallar ve danışmanlarıyla birlikte diye mırıldandım. Bu krallar ve danışmanlarıyla birlikte İncil'de geçen, Eyüp'te geçen bir şey. Şöyle bir şey, o dipnot olarak koymuş, o kadar bilmiyorum. Çünkü şimdi huzur içinde yatmış, uyuyup dinlenmiş olurdum. Yaptırdıkları kentler şimdi viran olan dünya kralları ve danışmanlıklarıyla birlikte. Yani öldüğünü oradan çıkartıyoruz artık, tamam. En nihayetinde avukat Bartleby'nin hikayesine ilişkin anlatımını burada sona erdiriyor ve bizden beklememiz gerektiğini söylüyor. Bu niye böyle olmuş? Araştırdım, buldum falan filan. Hiç öyle bir şeye girişmedim. Zaten kitabın anlatım tekniği bu, tamam mı? Müphemcilik. Tamam. İşte artık sizin hayal gücünüze bırakıyorum ama. Nasıl buna girmiyor zaten hikayeyi? Tabii anlatıyor. Tabii. Kulağıma bir şey çalındı. O duyumu size anlatayım diyor. Güya bu Bartleby katip ofisinde çalışmazdan evvel başka bir işte çalışıyormuş. Orasını okumam lazım. Sahipsiz mektuplar bölümü. Orijinalinde ölü mektuplar diye geçiyor. Ölmüş insanlar gibi. Gelmiyor mu kulağa? Bir adam düşünün ki. Mizacı ve talihsizliği yüzünden cansız bir umutsuzluğa meyilli olsun. Sürekli bu sahipsiz mektuplarla uğraşmak, onları ayırıp ateşe atmak ve bu umutsuzluğu arttırmaz da ne yapar? Çünkü her yıl böyle arabalar dolusu mektup yakılır. Bazen katlanmış bir kağıdın arasından bir yüzük çıkarır görevli. O yüzüğün sahibi belki de mezarda çürüyordur. Hemen yardımı olsun diye merhametle gönderilmiş bir banknot bulur. Ama yardım edilmek istenen kimse artık ne yemek yemekte ne de açlık çekmektedir. Bu mektuplar çaresizlik içinde ölenlere merhamet sunacaklardı. Umutsuz ölenlere umut vereceklerdi. Baş edemedikleri felaketlerde boğulup ölenlere iyi haberler getireceklerdi. Hayatın verdiği görevlerle ölüme koşuyor bu mektuplar. Ah Bartleby, ah insanlık. Ah, adamın ontolojik problemleri var. Bunlardan etkilendiğini düşünüyor. Elbette. Sonra onlardan etkilenip hayatı sorgulama, yaşamı sorgulama gibi yerlere varmış olup. Aynen. Bak bir... Altıncı Koğuş diye bir kitabı var şeyin, Anton Chekhov'un, duymuşsun, okumuş olman kuvvetle muhtemel. Okursun işte, onu da konuşuruz. Bu, orada da böyle bir felsefe var. Hayata küsmek, hayatın olağanlığından, sıradanlığından dolayı, monotonluğundan dolayı hayata yüz çevirmek. Bu ne ya, her gün aynı şeyi yapıyorum gibi. Halbuki o zengin hastalığı ama Bartleby'ninki bambaşka bir şey. Evet olsun. Sokrates'in de dediği gibi bir nehirde iki kere yıkanılmaz. Sokrates. Miydi? Neydi? Heraklitos muydu? Evet şu an. Harikasın. Evet. Yani aynı şeyi aslında her gün yapmıyoruz. Yapmıyoruz tabii canım. Her sabah. Ne sen aynı sensin, ne tabii. İlişki kurduklarını. Aynen öyle. Bunun yani fizyolojik tarafı da var, psikolojik tarafı da var tabii. Yani çünkü hücreler yenileniyor. Öbür taraftan da sen düne bir şeyler kapmadıysan ziyandasın. Sadece onu söyleyebiliriz.